Teşekkürler Cumartesi anneleri, teşekkürler. Cumartesi anneleri her cumartesi günü Galatasaray Lisesi önünde buluşup kaybolan, kaybettirilen, faili meçhul cinayete uğrayan çocuklarını arıyorlar. Anneler sembolik bir ifade. Arayışa eşler katılıyor, çocuklar katılıyor. Hatta öyle oldu ki torunlar katılıyor. Sizin anlayacağınız kayıplar eski, çok eski. Onlar acıyı taze tutmak için gayret sarf etseler de Bugünkü iktidar üzerinden algı oluşturmak isteselerdi o kayıplardan, o faili meçhul cinayetlerden bugünkü AK Parti iktidarı sorumluymuş gibi gündem oluşturmaya çalışsalar da aslında o kayıpların üzerinden onlarca yıl geçmiş. Çoğu 1980 Kemalist darbesi döneminde kaybolan insanlar. Birçoğu da 1991-1995 arasındaki DYP-SHP koalisyon hükümeti döneminde yani bugünkü CHP'nin hükümet ortağı olduğu dönemin kaybettirdiği, failini bulamadığı, bulmak istemediği cinayetler. Dün de andıkları isim Mustafa Asım Hayrullahoğlu'ydu. Bakalım kimmiş Mustafa Asım Hayrullahoğlu? Bakalım ki birileri kulağımıza üflediği, azizim ben 12 Eylül'ü de gördüm, 28 Şubat'ı da yaşadım. Hayır hayır ne 12 Eylül'de ne de 28 Şubat'ta bugünkü kime adaletsizlik yoktu. Bugünkü kadar baskı, zulüm yoktu. Mavalı'nın gerçeklik derecesini de öğrenmiş olalım. Solak sitelerden birisi şöyle tanıtıyor Hayrullahoğlu'nu. Sosyalist kimliğiyle bilinen 34 yaşındaki Hayrullahoğlu İstanbul'da yaşıyordu. 14 Kasım 1982 sabahı evinden çıktı. Siyasi şube polisleri tarafından gözaltına alınan Hayrullahoğlu, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Gayrettepe 1. Şube'ye götürüldü. Ailesi her yerde onu ararken cansız bedeni gizlice Kasımpaşa zindan arkası kimsesizler mezarlığına gömüldü. Çocuklarına ulaşmaya çalışan Hayrullahoğlu ailesi gözaltına alındığı inkar edilen evlatlarının başka bir isimle gömüldüğü mezarına 1983 Mart ayında ulaştı. Her dönem suç işleyen kamu görevlileriyle karşılaşabiliriz. Her dönem durumdan vazife çıkaran işgüzar memurlar olabilir. Önemli olan suç işleyenlerin yargılanıp hak ettikleri cezayı da almalarıdır. Bu açıdan bakalım, Hayrullahoğlu'nun öldürülüp gizlice kimsesizler mezarlığına gömülmesinin sorumlularına ne yapıldığına. Anne Fevziye Hayrullahoğlu'nun ısrarlı takibiyle 2 numaralı sıkı yönetim askeri mahkemesinde dava açılmış, 3 polis işkenceyle öldürmekten 10'ar yıl 8'er ay hapis cezası ve ömür boyu kamu hizmetlerinden men cezası verilmiş işkenceyle öldürme ve 10 yıl 8 ay hapis cezası. Hani buna da peki diyeceğiz ama dosya yargıtaya gitmiş. Ve mahkumiyet kararı bozulup işkenceden sorumlu tutulanların tamamı beraat etmiş. Birileri ne diyordu? 12 Eylül'de bile bugünkü kadar adaletsizlik yoktu. İlginçliğe bakınız ki bu iddiada bulunanlar şimdi 37 yıl önceki cinayetleri ancak anabiliyorlar o günlerde ne işkencecilerin yakasına yapışabilmişler ne mahkemelerde hakimlere biz anneyiz anne katili istiyorum diyebilmişler. Ne biz savaşları gördük, Yunan gavurunun katliamını gördük, İngiliz'in işgalini yaşadık. Ama bugün yaşadığımız zulüm ne Yunan katliamlarında vardı ne İngiliz işgalinde diyememişler. Yarın bizim de cesedimizi yakınlarımız bir sokak köşesinde bulabilirler.'' Belki kimse sizler mezarlığına gömerler, yakınlarımızın haberi bile olmaz. İyisimi susalım, kayıplarımızı sineye çekelim demişler. Ama şimdi kızılca kıyamet kopartıyorlar. Hani 12 Eylül dönemini, 1990'lı yılların faili meçhullerinin hesabını AK Parti iktidarından sormalarını kanıksadık da, şimdi yavaştan yavaştan Mustafa Kemal dönemindeki kayıplara kadar gidip o yıllardaki kayıpların, hukuksuzlukların hesabını da AK Parti'den soracaklarının müjdesini vermişler. Dünkü etkinlikte Seyit Rıza'nın idam edilişini hatırlatıp mezar yerinin açıklanmasını istemişler. Aa Seyit Rıza'nın mezar yeri de mi bilinmiyormuş dedim kendi kendime. Maalesef öyleymiş. Ne diyorlardı? Biz 12 Eylül'leri yaşadık, 28 Şubatları yaşadık. Bugünkü gibi zulüm görmedik. Kendileri kemalist oldukları için Mustafa Kemal dönemini yaşadık diye başlayıp 12 Eylül ve 28 Şubat dönemi için kurdukları cümlenin benzerini Mustafa Kemal dönemi için kurmaya cesaret bile edemiyorlar. Ama gerçek karşımızda duruyor işte. İdam edilenler, mezar yeri bile bilinmeyenler. Onlarca yıl geçtikten sonra bile mezar yeri açıklanmayanlar. Küçük küçük suçlar gerekçe gösterilip insanların gözü altına alınıp sonra işkenceyle öldürülüp sorumlularınsa beraat ettirildiği yıllar. Açıkça o yıllar bugünden daha güzeldi demiyorlar ama söylemleri bu anlama geliyor. Ne diyelim? Özlediğiniz yıllara kavuşun desek dua mı etmiş oluruz be mı? Yine de biz sahnelerine teşekkür edelim. Birilerinin bugünü kıyasladığı 12 Eylül'de neler yaşandığını onlar sayesinde hatırlatıyor kıyaslama imkanı buluyoruz